Susamını böyle bandırıyorum susama. Gördüğünüz gibi susama bandırı tepsi yapalım. Herkese merhabalar. YouTube'un fırını, Sanal Fırını hoş geldiniz. Bu videomda böyle güzel, susamlı, albenili ekmekler yapacağız. Videoya başlamadan önce videomu beğenip paylaşmayı, kanalıma abone değilseniz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Kullanacağım malzemeler 500 gram ekmeklik un, 325 ml dolaptan soğuk su, 10 gram yaş maya ve 8 gram tuz. Tüm tariflerimin kaşık ve bardak ölçüleri videonun başında ekranda ve videonun altında açıklama bölümünde bulunmaktadır. Şimdi unu tezgahıma alıyorum. Ondan şöyle güzel bir havuz oluşturuyorum. Havuzumun içerisine sadece suyu alıyorum. Maya ve tuzu daha sonradan ilave edeceğim. Şu anda bir kenarda durması gerekiyor. Sadece un ve suyu karıştırıp bir hamur yapacağız. Hamuru 2-3 dakika kadar sadece hamur böyle toparlanıp hamur haline alıncaya kadar sadece su ve unla yoğurdum. Şimdi hamuru bir strese saracağım. Bir kabın içerisine koyup üstünü kapatsanız da olur. Hava almasın, yani kurumasın yeterli. Şöyle. Strese sardım. Kışın normal oda ısısında bekletebilirsiniz. Yazınsa dolaba atıp dolapta dinlendirmemiz gerekiyor. Bu şekilde dolaba atacağım ve dolabın normal biriminde 1 saat dinlendireceğim. Hamurum dolapta 1 saat dinlendi. Şimdi tuz ve mayasını ilave edeceğim. Dinlendirmemizin sebebi glutenin ortaya çıkması. Bakın sakız gibi oldu hamur dinlenince. Çünkü gluten ortaya çıktı. Şimdi hemen tuzunu ilave ediyorum. Tuzla birlikte bir gıdım su ilave edebilirsiniz ama şart değil. Yani suyu, tuzu daha erken çözdürmek için. Evet, hamurumu tuzla birlikte yaklaşık bir 3 dakika yoğurdum. Şimdi mayasını ilave edeceğim. Şöyle açalım hamurumuzu. Mayamız burada. Mayayı da böyle ufalayarak ilave ediyorum ki hamurun içerisinde daha rahat çözülsün. Eğer kuru maya kullanırsanız kuru mayayı da kullanmadan bir 15 dakika önce az bir ılık suyla şeyle, çay kaşığıyla şöyle açın. Köpürecektir o. Aktif hale gelecektir. Aynı yaş mayanın etkisinde olacaktır. O şekilde, aynı bu şekilde yine uygulayabilirsiniz. Bu arada keskiyle bu şekilde kesmek de çok güzel bir hamur yoğurma yöntemidir. Elinizde güzel keski varsa bu yöntemi kullanabilirsiniz. Evet, hamurumu 3-4 dakikada mayayı ilave ettikten sonra yoğurdum. Hamurum hazır. Şimdi tezgahıma az bir un serpiyorum. Hamurun üstüne koyuyorum. Hamurun üstüne de çok az bir un. Streç atıyorum yine. Kuruma yapmaması için ve üstüne pamuktan pasa bezimi örtüyorum. Yani bu şekilde dinlenmeye bırakıyorum. Evet, ekmek hamurum 20 dakika dinlendi, mayalandı. Kış olursa 30-40 dakika kadar dinlendirmeniz gerekir. Şimdi yaz takviminde olduğumuz için çok fazla uzun süreye gerek yok. Kısa sürede mayalanabiliyor.
Hamurumu şöyle göz kararı ikiye bölüyorum. Sıkı sıkı iki tane yuvarlak bezi yapıyorum. İki tane ekmek yapacağız bundan. Evet, bezeleri yaptım. Şurada yine pamuktan pasa bezimi koyup üstünü kapatıyorum. Bu şekilde tekrar mayalanmaya bırakıyorum. Evet, ekmek hamurlarım 20 dakikada burada dinlendi, mayalandı. Gördüğünüz gibi pofuduk oldu. Şimdi sıra geldi şekillendirmeye. Şöyle tezgahımı açayım. Şekillendirmesi bu şekilde. Şöyle. Bunu bu şekilde yapamayabilirsiniz siz. Şu şekilde yapabilirsiniz. Şöyle içeri doğru katlayıp elinizle basıp en son şekilde de dikişini de şöyle sertçe basıp bu şekilde şekillendirebilirsiniz. Şekillendirme işlemi tamam. Şimdi şöyle ekmeklerimi pardon. Şöyle şimdi. Burada beyaz çiğ susamım var. Burada suyum var. Fısfısım bozuldu da fısfıs olursa fısfıs kullanabilirsiniz. Veya bir kabın içerisine de su koyup kullanabilirsiniz. Şöyle ekmek hamurlarımın üstüne elimle su sürüyorum. Getir kızım. Ben bilemiyorum ki. Sen tamam, ben açıyorum sana. Ha. Açmayı biliyor musun? Evet, al hadi git içeri otur. Teşekkür ederim. Rica ederim. Niye ya? Tamam, şimdi susamını böyle bandırıyorum susama. Gördüğünüz gibi susama bandırıp tepsime alıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi yine bunun üstünü örteceğim ve son kez mayalanmaya bırakacağım. Ardından pişireceğim. Evet, ekmek hamurlarım kuruma yapmasın diye bu şekilde streçle örttüm. Ardından üstüne pasa bezi koymuştum. 1 saat mayalandılar gördüğünüz gibi. Şimdi bıçaklarını atıyorum şöyle çapraz bir şekilde. Derin derin atıyorum. Evet. Bunları da bir testten atalım. Tamam. Şimdi bu şekilde de bir yarım saat daha mayalandıracağım. Hem bıçak atmış olduğum, çizik atmış olduğum yerler açılacak. Görsellik vermesi açısından. Ardından da önceden ısıtılmış 180 derece fanlı ve buharlı fonksiyonda fırında pişirmeye vereceğim. Evet, ekmeklerimi 200 derecede 20 dakika pişirdim. Şöyle yakından görebilirsiniz. Altta bu şekilde. Siz de aynı şekilde böyle güzel albenili ekmekler üretebilirsiniz. Evet, ekmeğim soğudu. Şimdi ekmeğimi dilip sizinle ekmeğimin iç yapısını da paylaşacağım. İç yapısını da birlikte göreceğiz. Evet. Ekmeğimiz gördüğünüz gibi pamuk gibi güzel bir ekmek oldu. Bakın gözenekleri falan gayet çok güzel gözenekleri var. Bakın. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni tariflerle, yeni videolarla görüşmek dileğiyle. Sanal Fırın'da kalın. Hoşça kalın.